Hayırlı günler Osman Hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam bu önce bu toplumda zina yayıldı, normalleşti. Şimdi de affedersiniz bu ters ilişki, fiili livata hızla yayılıyor deniyor. Bu yeni nesiller bilmeyebilir, çok da konuşulmuyor. Ters ilişki, fiili livatanın hükmü nedir? Tövbe edilmeyince dinden çıkılıyor mu? Teşekkür ederim. Peki efendim, sualine. Ters ilişki, livata. Yani kadın erkekle, erkek erkeğe. Çok çirkindir ve Lut Aleyhisselam yapmış olduğu pis iştir diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Çok büyük günahtır. Kavmin. Evet, Lut Aleyhisselam'ın kavminin, özür dilerim. Lut Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu çok pis iş diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla yani Allah-u Teala korusun. Yani sadece bu haram değil, herhangi bir haram. Hafife alınmış olsa kafir olur. Ve bir de haramı devamlı işlemek adamı küfre götürür. Haram işlemek her ne kadar insanı kafir yapmıyor ise de, günah işlemek kafir olmasına sebep değil ise de, fasık olur buyuruluyor ise de, Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken, bunları açıklarken buyuruyor ki devamlı haram işle öyle bir duruma gelir ki artık onu hafife alır. Yani ne var bunda, deyiverir ve bitirir. Çünkü haram işleye kararır ve ondan sonra bunu hafife alır. Hafife alınca da kafir olur. Peki devamlı surette bunu yapan onu hafife alır artık. Onu hafife alır. Ve hafife aldığı için de imanı gider mi? Evet, imanı gider. Peki efendim tecavüze uğradı veyahut da böyle nefsine uydu, böyle bir şey yaptı veya yaptırdı neyse. Daha sonra aklı başına gelir, tövbe istiğfar ederse Allah-u Teala affeder. Çünkü şirk dahil tövbe edilen günahın hepsi. Ama şartlarına uygun tövbe edilirse affolur mu? Evet, affolur. Şartlarına uygun yapılan her günahın tövbesi, her günaha tövbe edildiği zaman bu günah affolur mu? Evet, bu günah affolur efendim. Tabii öbürsü de dinleyicimiz mesela. Bu da zinadır, o da zinadır. Ve bunun adı ayrıca livata diye geçiyor. Ters ilişki diye bildiriliyor. İkisi de haramdır. İkisini de hafife alan, onu meslek haline getiren, Allah-u Teala korusun, artık hafife almış demektir, meslek haline getirmiş ise imanı gider. Efendim ben Müslümanım demesi onu kurtarmaz. O işten tövbe etmedikçe, onu aynı şekilde çirkin bilmedikçe, ondan uzaklaşmadığı müddetçe ona devam eder. Yani küfre devam eder, kafirliği devam eder. Mesela günaha tövbe etmek demek, hemen o günahı terk etmek demektir buyuruyor kitaplarda. Mesela bir kimse de içki satıyor veya içki içiyor. Evet, içki satmak, içki içmek haramdır, günahtır. İnsanı kafir yapmaz. Ama bir müddet sonra içki içmek suretiyle ve bununla meşgul olmak suretiyle ya bunda da ne var ya falan filan derse, hafife alırsa artık o işi yapa yapa onu hafife alır. Dolayısıyla iman gider, kafir olur. O haldeyken ecel gelirse imansız gider. Sonsuz cehennemde kalır. İster zina yapsın, ister livata yapsın. O haldeyken, o haldeyken Allah-u Teala korusun, yani hafife alma durumu söz konusuyken eceli gelmiş olsa, Allah-u Teala muhafaza buyursun, imansız gider ve sonsuz cehennemde kalır. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Şirk dahil her türlü günahın tövbesini şartlarına uygun olarak yapılır ise, o günah hemen terk edilerek tövbe edilecek olursa, Allah-u Teala'nın vaadi var, affederim buyuruyor.